Merhabalar, bugün konumuz şanzımandan gelen sesler. Bu sesleri iki grupta anlatacağız size. Birincisi araç rölantide çalışırken gelen sesler, ikincisi gaza basınca şanzımandan gelen ses. Bu seslerin nedenleri ve nasıl çözülebileceği ile alakalı video. Sizi fazla bekletmeyelim, videomuza başlayalım. İki çeşit ses olduğundan bahsetmiştik. Birisi rölantide araç çalışırken debriyaja basınca kesilen, debriyajdan ayağımızı çektiğimiz zaman gelen şanzıman sesi. Bunun kaynağı genellikle debriyaj bilyasıdır. Nasıl bir ses olduğunu gösterelim. Daha önce Peugeot 307 araca bir baskı vata değişimi yapmıştık. Değişim öncesi size sesi göstermiştik araç üzerinde. Hemen o sesi gösterelim. Eğer sesiniz bu videodaki gibi bir sesse, bu sesin nedeni debriyaj bilyasıdır diyebiliriz. Hemen sesi bir gösterelim size. Aracımızı çalıştırıyoruz. Şu an debriyaja basılı değil. Şöyle gösterelim. Şimdi debriyaja basıyorum. Çekiyorum. Ses kolay duyulsun diye aracın altına doğru bir kamerayı alacağım. Debriyaja bastım. Motoru stop edelim ve anlatalım. Bu ses debriyajdan gelmekte ama debriyajın hayati organlarından değil. Yani bu ses şanzımandan gelmekte ama şanzımanın giriş kısmından, yani baskı vata kısmından gelmekte. Şanzımanın iç kısmından değil. Yani korkulmaması gereken bir arıza da diyebiliriz. Bu sesin araç üzerinde de şurası motor, bu şanzıman. Şu ara kısımda baskı balata mevcut. Baskı balatanın üstünde de bir bilya mevcut, debriyaj çatanın hemen altında. Bu bilya bizim az önce gördüğümüz sesin nedeni. Bu sesin düzelimi için şanzımanın aşağı indirilmesi lazım. Yalnız şanzıman dağıtılmasına gerek yok. Sadece şanzıman indiriliyor. Bu kısımdaki balatanın bilyası genellikle bilya ile beraber balatada set halinde takım değişir. Sonra geri takılıyor. Ses sorunlarımız ortadan kalkıyor diyebilirim. Ayrıca kavramamız da yenilenmiş oluyor. Şanzıman indiriliyor kelimesinden çok korkuluyor genelde. Şanzıman indiriliyor demek dağıtılıyor anlamına gelmiyor. Şanzıman indiriliyor, hiçbir şey yapılmıyor. Tekrar aracın üzerine tekrar geri takılıyor diyebilirim. Bundan sonra araç seyir halinde gaza bastıkça gelen şanzıman sesleri ve arızalarıyla alakalı sürüş esnasında çektiğimiz videoya dönelim. Orada detaylı anlatıma devam edelim. Şanzımandan gelen sesleri de ikiye ayıralım. Bir, sürekli her viteste gelen ses. İkincisi de sadece belirli viteslerde gelen sesler olarak iki grupta ayrılalım. Çünkü bu iki farklı sesin de kaynağı ve çözümü farklı oluyor. Öncelikle tüm viteslerde bir uğultu, yani şanzımandan gelen sürekli bir uğultu sesinden bahsedelim. Genellikle bu debriyaj grup bilyası ile alakalıdır. Peki bu debriyaj grup bilyası nedir? Debriyaj bilinin güç aktarma dişlilerinin içerisindeki bilyalara debriyaj grup bilyası diyoruz. Genellikle debriyaj grup bilyası özellikle 300 bin kilometre ve üzeri araçlarda sık görülüyor. Yani eğer aracınız düşük kilometre ise bu sesin kaynağı grup bilye olma ihtimali çok düşük. Ama aracınız 300 bin kilometre ya da 300 bin kilometre üstü ya da 300 bin kilometreye yakın bir kilometrede ise debriyaj grup bilye sesi olma ihtimali çok daha fazla diyebilirim. Bu debriyaj grup bilyasında genellikle her viteste bir uğultu görünür. 1, 2, 3, 4, 5 hiç fark etmez. Şanzıman sürekli uğultulu çalışır. Araç şanzımanında sürekli bir uğultu sesi gelir. Bir de sadece belirli viteslerde sesler var. Onlardan da bahsedelim. Genellikle 1. vites, 5. vites, 3. vites en sık ses yapan viteslerden. Yani tekil vitesler nedense daha fazla ses yapmaya müsait. Bu tarz ses şikayetlerinde genellikle araç 1. viteste, 3. viteste ya da 5. vitese attığınızda şanzımandan bir uğultu gelir. Genellikle bu uğultunun kaynağı da direkt vites dişlisidir. Yani 5. vites dişlisi, 3. vites dişlisi, 1. vites dişlisi gibi. Dişliler zamanla sürtünmeye bağlı aşınacak. Aşınmaya bağlı dişli arasında boşluk oluşacak. Bu boşlukta zamanla size ses sorunu olarak geri dönecektir. Peki bu ses sorununun çözümü nasıl oluyor? Genellikle biz düşük dozda seslerde, yani yüksek aşırı bir uğuldama yoksa, ilk olarak şanzıman yağ bakımı öneriyoruz. Şanzıman yağ bakımı yapıldıktan sonra genellikle şanzımandan ses, uğultu sesi kesilebiliyor. Eğer bu şekilde sorun çözülmezse genellikle şanzıman sökülüp dişlerin değişimi gerekebiliyor ki bu da çok maliyetli oluyor diyebilirim. Şanzıman sesini de şöyle test edersiniz aracı tecrübe ederken. Aracı belli vitese atar, ilk önce 1800-1700 devirden 3000 devire kadar hızlanırsınız.
Daha sonra da aracı kompresöre bırakıp, yani gazdan ayağınızı çekip debriyaja basmadan, vitesi boşa atmadan aracı yığdırır ve aracın tekrar 1500 devirlere düşene kadar sesini dinlersiniz. Aynı işlemi de yüksek devirlerde yaparız genelde. 4500-6000 devir arası hızlandırır, tekrar bu devirler arasında düşüş. Yani aracı kompresöre bindikten sonra sesini kontrol eder, ses olup olmadığına bakarız diyebilirim. Peki ses sorunlarına biz ne öneriyoruz? İlk önce şanzuman yağı. Genellikle şanzuman yağı azalmış olabiliyor ya da şanzuman yağı uzun bir süre değişmemiş olabiliyor. Şanzuman yağı bakımı araçlarda en sık ihmal edilen bakımlardan biri. Bu yüzden de eğer şanzumanınızda uğultu başladıysa, ötme varsa, şanzumandan ses geliyorsa ilk olarak yağ değişimini yaptırmayı deneyebilirsiniz. Yağ değişiminden sonra ses büyük ölçüde azalabiliyor. Hatta tamamen kesildiği araçlarda olabiliyor. Sesin şiddetine de bağlı tabii. Eğer buna rağmen kesilmeyen ses sorunlarınız varsa şanzumanın rektefe edilmesi gerekebilir. Ki manuel şanzumanlarda genellikle rektefe ucuz. Çoğu araç marka modelinde komple şanzuman çıkma garantili şekilde 1500-3000 lira arasında satılabiliyor. Yani motor rektefesi gibi düşünmeyin. Özellikle manuel şanzumanlarda şanzuman arızası, rektefe, çıkma garantili parça takımı motorun rektefesine oranla gayet ekonomik diyebilirim. Şunu da söylemek istiyorum, geri vitesten ses gelmesi. Çoğu araç kullanıcısı ilk defa manuel araç kullanan ya da daha önce hiç araç kullanmamış insanlar, araç sürücüleri genellikle aracı 1-2-3-4. Vites, 5. vitesteki sesle geri vites sesinin farklı olması sebebiyle geri viteste bir uğultu olduğunu zannedebilmekte. Aslında araçlarda tüm vites dişlisi çaprazken geri vites dişlisinin yönü farklıdır. Bu yüzden aracın geri vitesinde sesi de farklıdır. Araç geri viteste uğultulu, hatta yüksek bir uğultulu şekilde çalışır. Yani kısacası geri vitesten gelen uğultu sesi normaldir, bir arıza değildir. Her manuel araçta geri viteste hız arttıkça artan uğultu sesi duyulması gayet normal bir durum diyebilirim. Şanzumandan gelen seslere cartlamaları dahil etmedim. Çünkü onlar bariz vites geçişlerindeki sesler olarak grupluyoruz. Ben sadece bu videoda şanzumandan gelen uğultu tarzı seslere yoğunlaşmaya çalıştım. Diğeri şanzuman arızası, sekromeç gibi parçalarla alakalı olabiliyor. Bu parçalarla alakalı şanzuman arızası nasıl anlaşılır diye ayrı bir video yapıyoruz. Aşağıda video sonunda zaten kart olarak bulabilirsiniz. O tarz probleminiz varsa o videoya bakmanız daha faydalı olacaktır. İyi bir yolculuk videosu oldu. Böyle yolculukta ilk defa video çekiyorum bu arada. Genellikle hep liftte, servisin içinde video çekerdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz videoyla alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz, her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.